göre psikobirliğin bir enerji ihtiyacını karşılayacak. Belki psikobirliğe bir nebze ekstra gelir getirecek. Bir yatırımı planlamıştık daha önce. Burada 84 dönüm bir arazi üzerindeyiz ve bunun ilk etapta 60 küsur dönümüne belki de bu bölgenin en büyük GES yatırımı olacak. Bir 5 megawattlık bir enerji yatırımımız var. Dünyanın geldiği durum, savaşlar, enerji savaşları vesaire enerji fiyatlarını çok yükseltti. Dolayısıyla psikobirliğin de entegre tesisi, işte kooperatif ve marketleri vesaire çok ciddi bir enerji gideri var. Dolayısıyla bu enerji giderini minimuma indirmek ve kendi öz kaynaklarıyla bu çözmek gibi bir anlayışa hakim olduk. Yani sonuca ulaştık. Tabii biz sonuçta fındık üretici birliğiyiz. Yani burada binlerce insanın gözyaşı, alın teri var. Dolayısıyla yani biz gelip geçiciyiz buralarda. Sorumluluk makamı ve bu insanların hakkını hukukunu gözetmemiz lazım. Birlik giderini azaltmak, piyasaya rekabet edebilmek, tabii üreticinin hakkını hukukunu koruyabilmek anlamında bir çalışma içinde. Bizim de yani enerji şeyde entegre tesisimizde üretimimiz her geçen yıl daha fazla artıyor. Bu açıdan kapasite %100 büyüyerek gidiyoruz ve çok ciddi anlamda enerji ihtiyacımız oluyor. Bu anlamda enerji giderilerini minimum indirmek ve hem psikobirliği hem de benim de söylediğim şey üreticilerimizin anlatıları katılmak anlamında böyle bir yatırıma karar verdik. Ve şu anda bulunduğum noktada hakikaten hayırlı bir karar verdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bundan sonra bu yatırım hem kurumumuza hem üreticilerimize hem de ülkemize hayırlı olur ya. Arkadaşların verdiği bilgiye göre ben biz de gözlemledik bunu, gitmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla inşallah Kasım sonu, hadi bir hafta 10 gün opsiyon verelim ama muhtemelen Aralık ayı içinde bu yatırım inşallah psikobirliğe ve Türkiye'nin enerji yatırımlarına, temiz enerji yatırımlarına katkı vermeye başlayacak. İnşallah bundan sonra bir 20-25 yıl, belki de 30 yıl psikobirliğin bu sorunu çözmüş olacağız ya. Biz şu anda sadece entegre tesisimizin giderlerini baz alarak böyle bir yatırım planladık. Tabii bu yani aşama aşama bizim sadece enerji giderimiz entegreyle kısıtlı değil. Dolayısıyla başka enerji giderlerimiz de var. Sonuç itibariyle tüm Karadeniz bölgesinde konuşlanmış bir kurumuz biz. Sakarya'dan Artvin'e kadar işte kooperatiflerinde işletmelerimiz var. Buranın ilk sonuçlarını almaya başlayınca muhtemelen yine GES anlamında ek yatırımlarımız olacak.